Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hac suresi 73. ayet-i kerimede beraberiz. Ya eyyühen nas. Burada bir nida, bir sesleniş var. Ey insanlar diye buyuruyor Rabbimiz. Duribe. Duribe normalde tek başına darebe, vurma anlamında vuruldu gibi bir anlam var. Ancak mesela kelimesiyle beraber kullanılınca örnek verildi, misal verildi. Size bir örnek verildi. Fe. Bu yüzden bundan dolayı istemi'u. Yani dinleyin. İstemi'u le. Onu dinleyin. İnne şüphesiz ellezine anen ted'une. Yalvardığınız, çağırdığınız min dunillahi Allah'ın yanı sıra yahut Allah'ın yerine çağırdığınız kimseler len yahluku asla yaratamayacaklar. Dubaben bir sinek velev ictema'u leh velev sabile anlamında ictema'u toplansalar bile lehu bunun için bir araya gelseler bile yani sinek yaratmak için Allah'ın yerine tapılan şeyler bir araya gelse de sinek yaratmaya güç yetemezler. Ve in sase yesdubhum yesdub almak, kaçırmak yesdubhum zübebu sinek şeyen bir şey alacak olsa la yestengizuhum min onu ondan kurtaramazlar. Yani sineğin insandan almış olduğu bir şeyi kurtaramazlar. Da'ufet galibu ya da insan dışında diğer yaratıcı olduğu iddia edilen kimseler veyahut kendilerini Rab gören kimseler sinek kendilerinden bir şey almış olsa da o sineğin aldığı şeyi de alamazlar. Da'ufe zayıf. Da'ufet galibu isteyen kimse vel maglub aynı zamanda istenen kimse de zayıftır. O mankind, ey insanoğlu, a similitude, bir benzer, has been coined, bir misal verildi, sunuldu. So listen to it, dinleyin, carefully, bunu dikkatli bir şekilde dinleyin. Verily, those on whom you call, çağırdığınız kimseler, yani call on aslında verily those on whom you call yani sizin çağırdığınız kimseler besides Allah, Allah'la beraber cannot create yaratamaz even a fly bir sinek dahi yaratamazlar even though rağmen they combine birleşseler together birlikte for the purpose bir amaç için yani bu maksat için bir araya gelseler and if the fly eğer sinek snatches away, alıp kaçırsa yani kapkaçırsa, a thing from them, onlardan herhangi bir şey kaçırsa, they will have no power, onların herhangi bir gücü yok, to release it from the fly. Onu sinekten kurtarmaya onların herhangi bir gücü yok. So weak, bu kadar zayıf, both, her ikisi de, the seeker, isteyen, arayan, and the sort ve aranılan bu kadar nedir? Zayıftır şeklinde. Aslında insanoğlunun bir yerde Allah'ın dilemesi olmadığında sinek kadar zayıf olduğunda burada görüyoruz. Ki bu da gaderu me gaderu değer vermek anlamında takdir etmek. Me'gaderullah Allah'ı takdir etmezler. Buradaki men anlamı mame olumsuz anlamında. Hakka kadrihi Allah'ı gerçek takdir edilmesi gerektiği kadar takdir etmezler. Evet. İnnallâhe şüphesiz Allah le gaviyyun yine le elbette gaviyyun güçlü, aziz, aynı zamanda kudreti daima üstün olandır.
They have not estimated. Allah, yani Allah'ı layık değerlendiremediler. His rightful estimate, yani onun gerçek değeriyle değerlendiremediler. Ona o gerçek değerini vermediler. Burada they have not derken bu olayın geçmişten bugüne devam ettiğini. Yani inşallah bizler bu grubun içerisinde değilizdir. Rabbim bizlere kendisine layık olduğu değeri verebilmeyi nasip etsin. Bu da bir nasip. Verily, Allah is all strong. Allah güçlü. Yani her bir şeye güç yeten, almighty, aynı zamanda aziz, kudreti daima üstün olandır. Allahu yestafi, Allah seçmiştir. Minel meleketi, meleklerden, rusulen, elçiler ve minen nas, aynı zamanda da insanlardan elçiler seçmiştir. İnnallâhe, şüphesiz Allah, semî'un basîr, Allah her şeyi işiten, basîr, aynı zamanda her şeyi görendir. Allah chooses, seçer, messengers from angels, meleklerden, and from men, ve insanlardan elçiler seçer. Verily, Allah is all hearer, Allah her bir şeyi duyan, all seer ve her bir şeyi de gören. Evet, ya'lemu bilir, me beyne eydihim, me şey, beyne eydihim, beyne eydi ifadesi önünde anlamında, me beyne eydihim onların önlerindeki, ve me felfuhum ve ardlarındaki şeyi bilir, ve ilallahi Allah'a turcaul döndürülür, el umur, bütün işler Allah'a döndürülür. He knows what, o bilir, what is before them, onların önlerinde olan şeyleri, and what is behind them, onların arkalarında olan şeyleri bilir. And to Allah, Allah'a aittir. Yani to Allah, Allah'a return all matters, bütün meseleler Allah'a döndürülür. For decision, karar için Allah'a döndürülür. Evet, bir sonraki ayet-i kerimede ye eyyühellezine emenu, ey iman edenler, yine burada bir seslenme var. Âmenû kâ'û, yani secde edin, vescudû, rükû, rükû edin, vescudû, secde edin, ve'budû, kulluk edin, rabbekum, Rabbinize kulluk edin, ve'f'alûl hayra, ve iyilik edin, le'allekum, umulur ki siz, tuflihûn, umulur ki siz kurtuluşa eresiniz. Burada bu işaret, bu ayetin secde ayeti olduğu anlamına geliyor. Bu daha çok Arap dünyasında, özellikle Suudi Arabistan ve çevresindeki Arap ülkelerindeki baskı olduğu için bu şekilde. Türkiye'de Diyanet baskısında bu ayetle ilgili secde yapılmıyor. Hatta namazda bile Araplar bu ayet okumuşlarsa direkt secdeye gidiyorlar. Oradan kalkıp o ayetin okunmasından dolayı tilavet secdesini yaptıktan sonra kalkıp yeniden devam ediyorlar. Ancak Türkiye'de böyle bir secde usulü, yani genel anlamda uygulanmıyor. Onu söyleyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de, okuduğunuz Kur'an-ı Kerimlerde bu ayetle ilgili secde ayeti olmadığını görürsünüz. Şaşmayın. Çünkü bu daha çok Arap baskılarında bu şekilde olduğunu söylemek mümkün. O you who have believed, ey iman edenler, bow down, rükû edin, and prostrate yourselves, ve secde edin, and worship your Lord, Rabbinize kulluk edin, and do good that you may be successful, yani iyilik edin, başarılı olasınız diye iyilik edin diye. Tabii bu başarılı olmaktan kasıt nedir? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın cehennemden kurtulmak, cennetine nail olmak, cennetine ulaşabilmek. Yani Müslüman için başarılı olmak en temelde budur. Yani dünyadaki rızıklarımız, bunlar bizim için gelip geçici. Yani bunları da kazançlarımızı da Allah'ın yolunda harcayabilirsek, Allah'ın yolunda
uygulayabilirsek, onun emrettiği şeyleri hayatımızda uygulayabilirsek ne mutlu bize. Yoksa dünyalık kazançlarımızı ilahlaştırıp bütün başarıyı dünyadan ibaret görmemek lazım. Evet, ve bu ayetin devamı aslında, yani 77'nin devamında ve cehidu, mücadele edin, gayret gösterin, fillahi, Allah yolunda, hakka cihadi, yani Allah yolunda yapmanız gerektiği gibi, olması gerektiği gibi hak bir şekilde cihad edin, gayret gösterin. Huve, o ecitebbekum, o sizi seçti. Ve me ceale, ve kılmadı, yapmadı, aleykum, sizin üzerinde, fid dini, din hususunda, min haraç, din konusunda herhangi bir zorluk çıkarmadı. Millete ebikum, İbrahim, yani o sizi atanız İbrahim'in dininde seçti. Huve, o semmakum, sizi isimlendirdi. El muslimine, Müslümanlar olarak isimlendirdi. Min gablu, önce, bundan önce Müslümanlar olarak isimlendirdi. Ve fi haze, ve bunda Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bunda da derken bu dinde, İslam dininde, li yekune, olsun diye, er resulü, resuller, şehiden, şahit, aleykum, yani resul, burada resuller değil de resul, peygamber, şehiden aleykum, sizin üzerinize şahit olsun diye, ve tekunu, aynı zamanda siz de şuhede'e alennes, siz de insanlara şahit olasınız diye. Ve artık yakimus salate, namazınızı kılın, ve etu zekate, zekatınızı verin, ve atesimu billahi, Allah'a sımsıkı sarılın, huve mevlakum, o sizin dostunuzdur. Ni'me, öyleyse ni'me, ne güzel demek, ni'mel mevla, ne güzel dost, ve ni'men nasir, ne güzel yardımcıdır. And strive hard in Allah's cause, yani Allah'ın yolunda sıkı bir şekilde çalışın. As you out the strive. Bu out malı meli anlamında, mesela you out the strive olursa çalışmalısınız anlamında, should gibi düşünün. As you out the strive, çalışmanız gerektiği gibi çalışın, sıkı çalışın, mücadele edin, cihad edin. With sincerity, samimiyetle, and with all your effort, bütün çabalarınızla, that his name should be superior. Yani onun ismi yüce olsun diye, Allah'ın adı üstün olsun diye, bütün samimiyet ve çabalarınızla çalışmanız gerektiği gibi çalışın diye, İngilizcesi bu şekilde algılanmış bunun. He has chosen you, o sizi seçti, to convey his message, iletmek için, message of Islamic monotheism, o sizi İslami tek Allah inancının mesajını to mankind, insanoğluna iletesiniz diye sizi seçti. By inviting them, onları davet ederek, to religion of Islam, onun İslam dinine insanları davet edesiniz diye, and has not laid upon you, yani sizin üzerinize in religion, dinde any hardship, herhangi bir zorluk, bir güçlük de koymadı diye buyuruyor. İngilizcesi bu şekilde çevirmiş. Hardship, zorluk, güçlük anlamında. It is the religion of your father. Bu sizin babanız, atanız, İbrahim'in, Abraham'ın dinidir. Hazreti İbrahim Efendimiz'in dini. İslamik monoteizm, İslami tek Allah inancı. It is o, he Allah, who has named you. Yani o sizi isimlendiren Allah'tır. You Muslims, Müslüman olarak isimlendiren. Both before, hem öncesinde, and in this, hem de bu Kur'an'da sizi Müslümanlar olarak isimlendiren Allah'tır. Yani Müslümanların ismi Kur'an öncesinde de zaten Müslümanlardı. Ve bu ismi koyan da Allah'tır. Yani Müslüman da Allah'a hakkıyla teslim olan kimse anlamında. That the messenger, ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem may be a witness over you, ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin üzerinde bir şahit olsun, and you be witnesses over mankind, aynı zamanda sizler de insanoğluna şahitlik edesiniz diye.
So perform sergileyin, gösterin anlamında. Salat, namazınızı gösterin, sergileyin. Burada hani şu ifadenin kullanılması boyutu, İngilizce'de namazı kurun gibi establish diye bir kelime kullanılıyor. Bazen do salah, yani namazı yapın gibi öyle bir kullanım söz konusu. Burada ise perform gibi bir kelime kullanılmış. Burada şöyle bir durum, yani bunu yerine, bunu mesela establish denildiğinde kur. Perform ise gösterin, sergileyin. Yani kişi kılmış olduğu farz namazları böyle gizli gerek yok. Çünkü onun üzerinde farzdır. Aynı zamanda insan namazıyla da insanlara mesaj vermek durumundadır. Tabii yani burada şöyle durumlar karşılaşmak, şöyle durumlarla karşılaşmak hiç uzak değil maalesef. İşte ya bir de Müslüman olacaksın, namazı açıktan açığa kılıyorsun, gösteriş mi yapıyorsun falan gibi bir takım şeyler olabilir. Yani burada kişinin niyeti esastır. Kişi neden o namazı açıktan kılıyor? Onun farkında, bilincinde olursa ona yeter. Yani insanların gizli de kılsa, açık da kılsa, sizin dindar olduğunuzu bildikten sonra size zaten sizin gibi düşünmeyen insanlar bir takım kulplar, kalıplar yakıştıracaktır. Ancak Müslümanlar Müslümanlar için laf söylemez. Bir Müslüman bir başkasını Müslümanlığı üzerinden değerlendirmez. Yani bu konulara da dikkat etmek lazım. Yani bir Müslüman hata yapıyorsa hemen onun dini üzerinden saldırmak Müslümanca bir tavır değildir. Din sadece o adamcağızın dini değil. Aynı zamanda bizim de dinimizdir. Müslüman olduğunu iddia eden herkesin dinidir. Yani adam kendisi namaz kılmıyor ki zaten bu nasıl bir tarz ise namaz kılan bir adamı işte bir de namaz kılıyor, şu yanlışı yapıyor falan gibi konuşuyor. Halbuki şunu da söyleyelim. Namaz kılan insanların yaptığı hatalar kılmayanların yanında inanın o kadar azdır ki belki ama o kadar da çok göze batıyor. Tabii bu göze batma hep başkaları tarafından yapılmakta maalesef. Tabii bundan da geçmek mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü biz bir sınav dünyasında yaşıyoruz. Ama bizler yani bir insanı böyle alenen bir başka yerde yani belki birebir böyle bir eleştiri yapabiliriz. Yani kardeşim bak ben sen namaz kılıyorsun diye sen önüne bu işi yaptım falan denilebilir ama her yerde işte bir de namaz kılıyor, onun kıldığı namaz öyle böyle falan gibi ifadeler yaparak yani hem adamcağızı hem de dinini böyle eleştirir bir halde olmamak lazım. Evet, give zekat, zekatı verin. Ki kişi zekat vermek için ne yapması lazım? Çalışması lazım. Ve zekatı şunu bile yani zekat ver demesini bile Rabbimizin bizler bir sorumluluk olarak görüp bu noktada çalışıp tabii verebilirsek ne ala ama veremezsek de bunun üzüntüsü içerisinde yaşamamız lazım. İnşallah Rabbim bizlere çalışmamızla, gayretlerimizle zekat verir hale gelebilmeyi nasip et. Evet, and hold fast to Allah. Allah'a sımsıkı sarıl. Have confidence in Allah. Yani Allah'a güven. And depend on him. Ona bağlı ol. In all your affairs. Bütün işlerinde ona bağlı ol. He is your maula. Yani o senin patron, lord. Aynı zamanda o sizin nedir? Mevlanızdır. Rabbinizdir. O sizin Rabbinizdir. Hamiiniz, koruyucunuz, bu patron, hami olarak, koruyucu olarak geçiyor. Ve bunu devamında da what an excellent mevla, yani ne büyük bir mevla, ne büyük bir dost, ne büyük bir hami, ne büyük bir Rab, and what an excellent helper, ne büyük bir yardımcı diye Hac suresinde bu şekilde bitiriyoruz. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Sadakallahül azim.